Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Herkese, herkesime Kanal T'den ben Hüseyin Kral. Kucak dolusu sevgiler, saygılarımı gönderiyorum. Evet, Nolarland'ın sponsorluğunda Spor Vizyon başladı tabii ki. Puma yanımızda ve bizi yalnız bırakmayan Girne John kahvesi yanımızda. Yine her zaman olduğu gibi Sakasu efendim. %100 geri dönüşüm kapağı üzerinde Sakasu yanımızda. %100 geri dönüşüm ve tabii ki Dark Blue, Dark Coffee birlikte enerjimiz bittiği zaman yine sağlık deposu Eker Kefir çalkalayıp içeceğiz 7'den 77'ye. Herkesin rahatlıkla tüketebileceği Eker Kefirlerin yanı sıra ağzımızda acılaştık sıra ne yapıyoruz? Ritter spor çikolatayı tüketeceğiz tabii ki. Evet, 6. hafta karşılaşmaları bu akşam, yani az sonra, yaklaşık 1 saat sonra başlayacak olan Çayna Pazar Gençlik Gücü Miracle Değirmenlik maçıyla başlayacak. Evet, Osman Özpaşa'nın yöneteceği önemli bir karşılaşma. Evet, tabii ki konuşacağız kimle? Sevgili Şükrü Buran'la. Hoş geldin sevgili. Hoş bulduk Hüseyin Kral. Nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, az sonra Çayna Pazar Gençlik Gücü, evet, Miracle Değirmenlik yönetimi başlayacak. İstersen bir hatırlayalım. Dün konuştuk hakemleri şeyler ama bir hatırlayalım istersen bugün hangi maç, yani bugün ve 6. hafta hangi karşılaşmalar var. Ona göre bir değerlendirelim. Ekrana geldi hemen. Evet efendim, gördüğünüz gibi bu akşam saat 19'da, yani 1 saat sonra Lefkoşa Atakırsa'da Çayna Pazar Gençlik Gücü Miracle Değirmenlik Osman Özpaşa yönetiminde. Yarın Gazi Mausa Can Bulat Stadı'nda saat 14'te Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği Kerem Eren. Lefke 16 Ağustos Stadı'nda Lefke Tremeşeli Holding Dumlupınar Fehim Dayı. Cihangir Stadı'nda Cihangir Göçmenköy Evren Karademir. Ve pazar günü Lefkoşa Atatürk Stadı'nda saat 17'de Çetinkaya Esentepe Turgay Misk. Hemen döndürelim sayfayı. Ve şöyle baktığımız zaman Paşaköy Hasanoğlu Stadı'nda Mesarya Yeni Cami Utku Amamcıoğlu. İskele Cumhuriyet Stadı'nda DND Gençler Birliği Karşıyaka Burak Mandıralı. Ve Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda Alsayan Geçiriva Gönyeli Emre Öztaşlı karşı karşıya gelecek. Ve Aksa 1. Ligi'ne de şöyle bir bakalım. Aksa 1. Ligi'nde yarın Güzel Rüt Üner Berkal Stadı'nda Binatlı Lapta Ferhat Tuna, Gazi Mausa Doktor Fatih Küçük Stadı'nda Çanakkale Vadili Mustafa Torun, Küçük Kaymalı Şehit Hüseyin Rus Stadı'nda Hamitköy Yeni Boğaziçi Hüseyin Eyüpler, Yeni Erenköy 8 Ağustos Stadı, Nordland İpkarpat Atol Kozanköy Ali Özer ve pazar günü Beylerbeyi Doktor Ali Özer Stadı'nda Düzkaya Yalova Şakir Azizoğlu. Sayfayı döndürelim lütfen. Hemen sayfa dönecek. Ve Girne Mete Adanır Stadı'nda Türk Hoca Küçük Kaymalı Tufan Çerçoğlu, Yılmazköy Mustafa Üçüz Stadı'nda Mustafa Acar Yılmazköy Serveroğlu Geçitkale İsmail Ercan ve Mor Menekşe Cemal Bahsiz Stadı'nda Mor Menekşe Maraş Mustafa Öztükay görev yapacak isimler. Evet, tabii ki biz Çayna Pazar Miracle Değirmenlik'le başlayalım. Eksiksiz çıkacaklar iki takımda. Evet. Bildiğim kadarıyla sakat cezalı yok. Nasıl bir maç bekler Atatürk Stadı'ndan gidecek olanları? Evet, yani haftanın önemli ikinci karşılaşması. Yani ilk sırada bana göre Mausa Türk Gücü Doğan Türk Birliği var. O da yarın gündüz saat 2'de oynanacak. Bugün hava sıcak. Dün de sıcaktı. Bu akşam serinde oynanır ama yarın için garanti veremem. Çok sıcak olursa bunalır mı oyuncular? Saat 2 biraz, tabii biraz riskli bir saat. Ama tabii saatlerde çekileceği için içinden tedbir alınmıştır. Tamam ama yani sonuçta cumartesinden çekmek de her zaman olan bir uygulama. Şöyle söyleyeyim, yani lige istediği gibi başlayan bir gençlik gücüyle istediği çıkışı yapamayan ve zirveden uzaklaşan bir Miracle Değirmenlik söz konusu. Şu net, gençlik gücünün galip gelmesi durumunda veya maçın berabere bitmesi durumunda Miracle Değirmenlik için şampiyonluk oranı bayağı aşağılara düşecek. Bunun bilincindeyseler ona göre oynarlar. Bunun bilincinde değilseler de ve puan kaybı yaşarlar, sonuçları da kendileri adına
ağır olur 6. haftada. Yani şampiyonluk oranının %20'lere kadar gerileyeceği bir ortam olacak. Hele de 5'te 5 olan Doğan Türk Birliği'nin Mausa Türk Gücü karşısında olası bir galibiyeti durumunda ve buradan da puan kaybı yaşarsa Miracle Değirmenlik şu anda 9 olan puan farkının 12 veya 11'e çıkma ihtimali var. Bu ligde öyle, evet, daha geçen yıllara göre daha çetin bir lig diyebilirsiniz. Zirvedekilerin puan kaybedeceği bir lig diyebilirsiniz ama bu farkı da öyle kapatmak çok kolay olmaz ondan sonrasında. Çünkü şu ana kadar da esasen o ışığı da kimse Değirmenlik'ten görmedi. Şimdi yeni bir teknik adam Ali Oraloğlu tabii ki. Evet. Daha iki hafta fazla yargılamayalım diye şey diyorum ama kendinin kurduğu bir takım değil tabii ki burada. Yabancıların performansı, oyuncuların performansı belli. İlk iki hafta baktığımız zaman, ilk hafta demeyelim de, ilk dört hafta baktığımız zaman daha üç hafta. Ali Oraloğlu çünkü dört ve beşinci haftalarda geldi. Baktığımız zaman kim nerede oynar diye bir de yani sakat mıydı diye öyle kurgu yapardı Özgü Hoca bilemiyorum ama şimdi de daha iki haftada fazla bir şey değiştiğini görmedik. Yani yine Değnekli önde at topu koşsun misali kontraya dayalı bir oyun anlayışı ilk iki haftada gözlemledik. Hmm. Hatta ilk geldiği hafta Değnekli de yoktu. İleride Şükrü'yü koymuştu Ali Hoca ilk hafta. Ama ikinci haftada Değnekli'nin de girmesiyle Değnekli'yi daha öne attı. Bu şekilde bir oyun yapısı. Evet. Değişir mi gençlik gücü karşısında, yoksa senin dediğin aman yenilmeyeyim en azından oynarım. Önce savunma anlayışı. Yok yok, gelişir. Yenilmeyeyim diye bir şey yok. Yani yenemediğiniz sürece hiçbir şampiyonluk rengi soluklaşır. Yenmeniz gerekiyor. Beraberliğe de tahammülü yoktur. Puan durumunun yoktur. Kendilerinin de yoktur da puan durumunun, şu anki görüntünün bu beraberliğe tahammülü yoktur. Şimdi oyuncu kısmına gireceğim ama şunu söyleyeyim. Yani kendinizin favori çıktığı maçlarda, yani gücümüzün yettiği maçlarda galip gelebilirsiniz. Esentepe ve Gönyeli'yi iç sahada yendi Değirmenlik. Ama bu ligde var olacaksanız dengi güçteki takımları da yenmek durumundasınız. Doğan şu ana kadar Gönyeli dışındaki aşağı yukarı dengi takımlarla oynadı ve yendi. Evet. Yani dolayısıyla liderliği hak eden bir pozisyonu var. Evet, al sen yeşil. Şimdi bunu bir kere Değirmenlik'ten daha göremedik. KTS'de kupasındaki Yeni Cami maçı dahil. Yani güçlü takımlara karşı bir türlü istedikleri neticeleri alamadılar. Hatta berabere de kalamadılar. Mağlup oluyorlar. Halbuki kadro kalitesine baktığınızda denk görürsünüz. Şimdi bu akşam gençlik gücüyle oynayacaklar. Denk bir kadro bana göre. Evet. Yani kağıt üstünde, çünkü hesap kitap yaparsak Değirmenlik'te daha önemli oyuncular var. Ama oynanan oyundur sonucu getirecek olan. İbrahim Balde'nin geçmişinde çok büyük başarıları var ama ben yani sahada bir İbrahim Balde görmüyorum. İbrahim'i görüyorum sadece. Bir İbrahim diye bir çocuk var. Oynamaya çalışır. Oynayamaz, oyundan çıkınca tepki gösterir falan. Şimdi Kaprisi de olur yıldız oyuncular. Icardi de oyundan çıktığında tepki gösterir ama yani Icardi Türkiye'de fenomen oldu. Tabii ki öyle bir kredisi var. Yani. Balde bir gol at. Bir tane gol at. Sonra Kaprisi'ni düşünelim biz de senin. Değilim ki yani ya böyle oyuncular da oyundan alınmaz diyeceğim bir durum yok. Seni geç bile alıyor mesela antrenör. Emanuel orta alanda biraz daha hareketli ama geçmiş yıllarda Değirmenliğe geldiği kadar ki de etkisini göremiyorum. Kimlerde de sorun yok. Bana göre şu ana kadar takımın en iyi oyuncusu Hasan Ulukök. Bu haftalara kadar baktığınızda gerçekten sezonuna çok iyi hazırlanmış, çok enerjik, çok hırslı, inanarak oynuyor. Ama Özgür Hoca'da da ilk haftalara yedek başlardı. Yani. Bilemiyorum. Yani benim gördüğüm kadarını evet. Söylüyorum sana. Son haftalarda gördüğüm kadar Hasan Ulukök gayet doğrudur. Doğru söylüyor. Yani. Emirhan zaten çok genç bir savunmacı. Onun devamlı oynaması çok önemli. Kritik müdahaleleri yerinde yapabilen bir oyuncu.
Her ne kadar geçtiğimiz haftaki müdahalesi biraz penaltıyı getirmesi gerekse de verilmedi ama. Bunun dışında Hüseyin Deynekli bana göre çok özel bir oyuncu. Bu ülkenin en özel kanat oyuncularından biri. Ben stilini çok beğeniyorum. Birebir de gerçekten çok da dengesi var. Yani böyle bazı oyuncu var topu atar ama tüy gibidir böyle sallanır gidene kadar. Bu öyle değil yani ayağı yere sağlam da basıyor. Ve topu aldığında her an tehdit oluşturabilecek bir oyuncu görüntüsü var. Şükrü henüz tam olarak futbolcu kimliğini oturtamıyor. Yani mevkide de değişiklik oluyor bazen. Çok kendine değişiklik oluyor. İstikrarlı bir futbol oynayamıyor. Mesela Göngeli maçında bana göre sahanın en iyi oyuncusuydu. Sonrasında öyle bir görüntü hiç olmadı bir sonraki maçta. Yani bu daha tabii şimdi daha takım oturacak diyeceğiz ama bu isimler zaten takımda olan isimlerdi. Hı-hı. Onun dışındaki oyuncular her geçen yıl yaş üstüne koydukça bazı değer olarak görülen oyunculardaki kalite ve oyun performans düşüşleri gözlemliyorum. Bir tek Ünal'ı ayırabilirim burada. Ünal da bu takıma yeni geldi ve yıllarca kullandığı sistem, oynadığı sistemde çünkü artık herkes yani kim nereye kaçacak, kim kime pas atacak bütün bir düzen sağlanmış bir Mausa Türk gücünde oynuyordu. Çok da parladı yani. Şimdi yeni bir oluşumun içerisinde bana göre biraz da zorlanıyor adaptasyon konusunda. Ama Ünal bana göre çok da bu takım için olmazsa olmaz. Semih geçen hafta yoktu Cihangir maçında. Evet. Semih bu karşılaşmada oynayacak. Semih, Ünal işte o bölge tabii nerede kullanacak Ali Hoca Ünal'ı ondan emin değilim. Farklı bazen düşünceler oluyor hocanın savunmaya çekiyor ama anladığım kadarıyla savunmada yine aynı düzende gidebilir. Ünal'ı orta alanda kullanabilir. Güçlenir orta alan Semih Ünal olduğu zaman. Ama sorun hücum etmekte. Yani evet kanatlarınızı da çalıştırabiliyorsunuz. Hüseyin Deynekli Cihangir maçında çok yaptığı koşularla bazen aldığı bazen alamadığı toplar çok ezilen top da oldu ona verilmediği için etki yaratıyor ama hücumcunuz sorun. Forvetiniz yani strikerınız, centerforunuz. Yani İbrahim Balde'de de sorun var. Bana göre Sertan da tam kıvamında değil. Öyle olduğunda çok etkiliyor. Mesela Yeni Cami'yi de o etkiliyor o olay. Sertan biraz yani, şey oyuncu. Devamlı oynadık sonra kıvam alıyor. Sertan o zaman şimdi o burada... riski alacaksınız. Sertan'la oynayacaksınız. Veya Sertan'dan ben Sertan'ı iyi tanıyorum. Balde belki antrenman yapa artık bir noktaya da gelir. Belki biraz farklılaşır artık. Yani şu ana çok kadar. Çok maç eksiği var. 1,5 yıl oturdu. Tamam da şimdi. Topa değmedi yani. Yani. Ama bu sezon öncesi alınıyor bu oyuncular değil mi? Bakılmıyor mu yani performansı? Yani Balde son şeyden sonra, Spor Yazarları Derneği Kupası'ndan sonra alındı ya. Evet. Ama yani sonuçta yani, bir bakılı 1,5 sene tabii ki oynamamış bir oyuncu. Biz de tamam yani kendi ligimizi çok alt görüyoruz bazen de o kadar da değil yani. Hı hı. Koşamayacak performans kaybı işte. Umar Aminu da aynı. Yani Umar Aminu Türkiye'de böyle mi oynardı? Değil. Bu Miracle Değirmenlik tarafı. Şimdi gençlik gücü tarafını alalım hele. Hı hı. 3 maçlık güzel, hep hayalde olan bir başlangıç yaptılar. Arada bir Doğan Türk Birliği mağlubiyeti oldu. Mağlubiyet bana göre Doğan sonra... Türk Birliği maçı sözünü kesmeye adına söylemiyorum. Yok yani. Beraber konuşalım. Doğan Türk Birliği maçı sadece mağlup oldu. Yoksa oyun anlamında kötü oynamadı. Onu etkilemek istedim. Kendi görüşüm onu. Zirvede oynayacak bir takımın kötü sonuçtan sonra vereceği reaksiyon çok önemlidir. Mesela Dumlu Pınar, bu sene zirvede oynayacağını düşündüğümüz bir takım. Reaksiyon veremedi hiç. Hiç veremedi. Kırıldı, hatta yıkıldı. Şimdi. Evet. Yıkık bir haldedir şu anda. Zirve oynayacak bir psikolojik, bir mental gücü yok. Onu ortaya çıktı. Şimdi öyle takımlar, öyle bir takım olmanız lazım ki, çok kırılgan, çok genç olduğumuzda da o kırılganlık olur. Gençlik gücü tam böyle bir harmanlanmış vaziyette. Yani kötü bir sonucun ardından takımı ayağa kaldırabilecek deneyimli oyuncuları var. Artı
Turan Hoca gibi bir önemli teknik adam var kenarda. Bu şartlar altında Gönyeli yenmeleri, hatta 1-0 iken 1-1 oldu maç. 1-1'den sonra tekrar yenmeleri. Yani aslında bazı zirve takımları için golü bulmak, maç kazanmak gibi bir şeydir. Burada golü buldu, yedi, bir daha buldu. Evet. Deplasmanda üstelik. Bu gençlik gücü için büyük bir kazanım. Karşısında Miracle Değirmenlik var. Eğer bu zirvede yer alacaksa, kökleştirecekse kendini, bu maçı bir kere alması gerekiyor. Bu maçı aldıktan sonra artık 6 maçta 5 galibiyetli bir takım, kadrosu, teknik adamı, yönetimi, sponsoruyla birlikte artık oralarda daha aşağıya düşmez. Düşmez yani. Çünkü öyle mıy mıy takımları da yenir. Diğer yabancı oyuncusu yok yani. Bir yabancı oyuncusu arka adayla bir hafta çok hafif bir yetki. Fofana mı? Diyor. Yok diğeri. Diyor. Diyor. Büyük eksiklik. Ha? Büyük eksik. Büyük eksik. Çok büyük eksik hatta. Evet. Ama oyun tarzına yakın oyuncuları var. Gençlik gücünün onun oyun tarzına yakın oyuncuları. Turan Hoca daha iyi bilir. Yani nereye ne yerleştireceğini. Biz tabii onun tenkitini yaparız. Doğru mu oldu, yanlış mı oldu? Etkili mi oldu? Etkisizse uzun mu tuttu vesaire. Biz de onun, bizim işimiz de o kısmı zaten. Evet. Ama dediğim gibi. Çünkü yenildiğiniz takımlara bakacaksınız. Bir de gençlik gücü öyle dediğim gibi az önce mıy mıy takımlarla oynamıyor. Esentepe'yi deplasmanda yeniyor. Evet. Yeneceğim mi yeniyor? İlk hafta Dumlupınar'ı Mausa'da yeniyor. Gönyeli'yi Tepe'de yeniyor. Arada yenildiği bir takım var. Doğan Türk Birliği'de 5'te 5 gidiyor. Son dakika penaltısı verilmedi. Tabii. Son 15-20 dakika canını çıkardı. Teknik heyet ve tribündeki seyircisinin Doğan'ın. Çünkü her an gol gelebilecek evet. bir hava vardı maçta. Yani net pozisyonlar değil yani. Ama üstünüze geldiğinde stres olursunuz. Evet. Bir takım bizim gibi amatör ülkelerde bir kafayı ters vurur adam, dakika, adamın önüne düşer, atar golü bitti. Dakika 5'te İbrahim Köse'nin net pozisyonu var. Dakika 30'da Arif'in net pozisyonu var. Hatta Arif'inki daha da net evet. bir pozisyonlar vardı. Ama dediğin gibi ikinci yarıda bayağı üzerine gitti Doğan Türk Birliği'nin, gol bulamadı. Yani ben o gün de programda söyledim sana, gençlik gücü aman aman daha bir futbol oynamadı. Hı hı. Doğan'dan kötü değildi ama. Yani galip gelen Doğan ama Doğan'dan kötü oynamadı. Daha iyi de oynadığını söyleyebilirim. Evet. Burada İbrahim tabii Akkuyu, Hasan Akkuyu. Hasan Akkuyu. Yani hemen hemen baktığında işte Hüseyin Değnekli ile aynı tarz oyuncular gibi bir şey baktığın zaman. Evet. Ama İbrahim Hasan Akkuyu'nun tabii Hüseyin Denikli cezalıydı, oynamadı. Bir performans düşüklüğü yaşıyor yani gol de bulun ama. Hasan Akkuyu hemen hemen her maçta neredeyse gençlik gücünü sıklayan oyuncuların biri ya asisti var ya golleri var. Evet, evet. Yani zengin bir hücum attı. Şimdi Hasan Akkuyu, diğer tarafta Arif, İbrahim Köse, Omar Diouf arkalarına baktığınızda Fofana bazen orada değerlendiriliyor. Evet, biraz gerisine baktığınızda Abu Dumbia. Fil dişini yenmiş Siyar Ulan'ın. Onun arkasında Ahmet Sönmez. Takım. Ahmet Sönmez, Çağrı Kral bu tarafta. Necati çok iyi. Karadal. İbrahim Karadal. Kalede hiç sorunu yok bu sene. Çok iyi. Yani bana göre şu an baktığınız hani liglerin içerisinde bek kanat oyuncusu dedim. Necati ve Çağrı. Şu an takımların için en iyi kanat hücumunu gerçekleştiren oyuncular. Şimdi maçla ilgili de iki takımın analizinden sonra şu bir gerçek. Değirmenlik statik oynarsa, yani böyle normal bir oyun oynarsa ve gençlik gücü aynı normallikte oynar, gençlik gücü kazanır. Çünkü oyun, organizasyon tarafında gençlik gücü daha iyi. Değirmenlik statik olabilecek bir gençlik gücünün üzerinde hem mücadele hem oyun organizasyonu göstermek durumundadır kazanmak için. Aradaki fark budur. Yani değirmenliğin daha çok şey yapması gerekiyor kazanmak için. Daha çaba harcaması lazım. Yani gençlik gücü normal iki takımın o böyle tempo sorunlu maçları olur ya takımların böyle. Gençlik gücü orada avantajlı olur. Değirmenlik neredeyse iki katı koşması gerekir. Doğru taktiksel işler yapması gerekir her şeyden önce. Çok korkarak oynayacak bir gençlik gücü yoktur karşınızda. Dolayısıyla özellikle Hüseyin Değnekli'yi ki Cihangir maçında bunu birkaç kez yaptıklarını gördüm ve Ali Hoca'yı bu anlamda dedim ki yani bak doğru
madeni buldu hoca. Yani değnekli tarafından, ki penaltı da öyle oldu zaten. Birkaç da pozisyon o taraftan geldi. Yani değnekliği bu anlamda doğru kullanabilirse. Ama değnekliği rahatlatacak diğer kanat. Ki mesela Yeni Cami'de Silla'ya tedbir alındığında bitti. Ama Silla'ya tedbir alındığında diğer oyuncular o tarafta daha rahat bir konuma geçerler. Burada da aynı şekilde. Değnekliğe tedbir alınırsa diğer oyuncuların biraz performans yapması lazım. Biraz değil, çok performans yapması lazım. Ya işin mantığı, aklı bu. Ha, göreceğiz tabii. Normal karşılarım. Bilmiyorum ama bak. Çünkü gidip antrenmanı birebir izlememiz lazım. Yani antrenmanları izlememiz lazım. Şimdi Özgü Bayraktar, Ali Hoca geldi. Mutlaka kendi kendime düşünüyorum. Bir antrenman planı çizmiştir kendine. Ve bir yüklemeden geçiyor takım diye düşünüyorum. İşte söyle adını. Bardakko stadını aldılar. Tunuslu Bardakko stadına antrenmanlara gidiliyor. Orada yapılıyor idmanlar. Ama keşke vaktiniz olsa da gidip görsek yerinden ne gibi bir idman yapıyor, yükleme mi yapıyor yoksa normal taktiksel çalışma mı geçiyor. Ama bana göre Ali Hoca'yı da biliyorsan bir yükleme antrenmana çıkıyor. Daha yorgun çıkar mı maça diye düşünüyorum. Şimdi bu neyle alakalıdır bu söylediğin? Sayın Hakan Tören'le Ali Oraloğlu'nun İlk görüşmede ne konuştuğuna alakalıdır bu sorunun cevabı. 6 puan gerideyken göreve geldi. Kendisinden hedeften kopma ve bu takımı şampiyon yap sözü alınmışsa ki Ali Hoca buna söz vermez. Vermez. Yani vermek demek. O zaman kimse o vermez. Yükleme dediğiniz kısım risk olur. Ha dedilerse yani biz bu takım artık yani zirvede olsun keyif alalım ya biraz gol attığımızda sevinelim. O kadar para harcadık biraz bu işin tadını çıkaralım. Olmayacaksa da olmayalım bu sene haspası çıksın dedilerse o zaman o yüklemeler yavaş yavaş gelir. Ama bana sorarsan fikstürün en rahat olduğu dönemde bunu yapmak gerekir. Şimdi gençlik gücüyle oynarken... Cihangir'le oynarken... Bana göre ligin rahat dönemi yoktur. Münakalı ya şimdi bazı dönemler olabilir. Mesela Doğan'ın biraz fikstürü rahatlayacak şimdi. Doğan için rahatlayacak. Bu haftadan sonra MTG ile oynuyor. Ondan sonra Çetinkaya ile birlikte bir rahatlama dönemine girecek fikstürü örneğin. Şimdi zaten antrenörler de bakıyorlar fikstüre başlarken. Diyorlar ki ilk 6 hafta bizim çok zor. O zaman ona göre bir antrenman programı yenilemesi yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi bir de şu var, yükleme konusu, takımın gücü konusu. Herkese göre değişir bir mi? Çünkü istatistik gibi bir veri yoktur. Tabii ki. Bizim ülkede yoktur. Şimdi mesela Özgü Bayraktar yükleme yapmadı mı takıma? Yapmıştır. Yani. Yapmıştır. Kendince. Şimdi bir istatistik veri olsa atıyorum ki, Özgü Bayraktar'ın %70'lik bir yüklemedir. Ali Hoca diyor ki bu 170'i ben beğenmem. Ben %90'a çekileceğim seviyesini. Çünkü takım belli bir süreden sonra oyundan düşer diyebilirsiniz. Bu bir bakış açısıdır. Ben farklı bir bakış açısıyla getirebilirim buna. İstediğiniz kadar yükleyin. Yaşla alakalı bir konu var. Evet. 35-36 yaşındaki oyuncu yükleyeceğinizi ona göre belirlersiniz. Çünkü kaldırabileceği kadar oyuncuların yükleme yapmak daha mantıklıdır. Yüklesen bile yani o takımdaki sayısı çoksa, yaş olarak, tecrübe sayısı diyelim de gücüne gider herkesin bu iş. O da faktördür. Oyundan erken düşebilmesi konusunda. O yüzden dinamik takımlar daha çok ayakta kalabilir. Ama bu bana göre ikisinin bir arada ele alınması gereken bir şeydir. Yani antrenör yükleme esaslarını, ne kadar yükleyebileceğini ve o takımın kondisyonunu nasıl ölçebileceğini bilmesi lazım. Bunun için de zaten yardımcılar vardır. Artık teknoloji de vardır. Görüyoruz. Her yıl bu dünyadan, Türkiye'den antrenman fotoğraflarında her yıl bir şey görürük. Bir ara hatırlarsan böyle bir atlet gibi bir şey vardı böyle kısa. Onu mesela giyiyor. Orada bir memne ölçüsü vardı. Bir zaman ağızlarına bir şey takarlardı. Ne bileyim bir zaman bir, yeni bir şeyler çıktıydı. Saat takarladık olanı. Her yıl bir şey olur. Bunları da takip etmek lazım. Antrenörler için söylüyorum bunu. Daha doğrusu yardımcı antrenörler için.
Bizde çünkü bir de o karışıyor. Evet. Bunlar yardımcı antrenörlerin işidir. Takımın kondisyonunu, direncini vesairesini ayarlamak. Teknik direktörün işi taktik idmanı yaptırıp takıma bir oyun anlayışı kazandırmaktır bana göre. Ama bizde hem hakimiyetçidir teknik adamlarımız. Her şey kendi kontrollerinde olsun isterler. Ama biraz böldük bunu son zamanlarda. Yani biraz artık güvenmeye başladık teknik heyetlere de. Bu iyi bir şey. Ama kim hakkını ne kadar iyi yaptı, işini ne kadar iyi yaptı, onun cevabı tam olarak yok. Çünkü bir koşu mesafeleri gibi bir ölçüm şeyi olsa ve maçlarla ilgili koşu mesafeleri çıksa, atıyorum ki ortalama 12 kilometre koştu, o biri 14 kilometre koştu. Anlarsınız farkı arada. Dersiniz ki bu takım daha çok koşar. Onun için ayakta kaldı 75'ten sonra. Ve rakiplerine, mesela Doğan için bunu söyleyebilirim. 60'tan sonra rakiplerine göre daha çok ayakta kalıyor. Ya. Şimdi yaşa geldin, ya aldım elime listeyi. İşte Hasan Piro'dan başladım. Hasan Piro 83 doğumlu. Yani Fırat... 41. Yaşında. Evet, Fırat... 86 doğumlu. Yani şimdi tek tek yaşları söylemeyelim ama yani 35 yaş üstünde bu... Adil evet. 89 doğumlu. Yani 3-4, 2 tane daha yabancı oyuncular da 89 doğumlu. Şeyin. Aminu'yla şey mi? Evet, Baldi, evet. Baldi da 89 doğumlu. Diğerleri de 2000'in üzerinde. Hasan Ulukök. Hasan Ulukök, hemen bakayım. Halil Uçar'a baktın mı? Hüseyin 99 doğumlu yani. Hüseyin Sadık'lara baktın mı? Hüseyin Sadık'la kadro da yok. Geçen hafta oynayan kadroya bakıyorum. Geçen hafta bir kadro. Hüseyin Sadık'la girdi mi oyuna geçen hafta? Yok, girmedi. Yani ona bakıyorum yani. Evet. Ve Ünal'a baktım. Ünal da 91 doğumlu. Evet. Nereye getiriyoruz konuyu? Söyle bakalım. Yani aynı şeyde Çaynabazar gençlik işine bak. Anıt Çönmesi var. Çağrısı var. Evet. Yani yaş ortalamasını yükselden. Başka kim var orada? Işte. Başka da yok. Yok. Yabancı oyunlara bakmadım. Bakabilirim de kaç yaşında ama bir tanesi 19 yaşında. Profesyonel oyuncu da çok fazla sorun olmaz. Evet. Yani 35 tamam. Yaş civarı çok sorun olmaz ama. Tamam ama. Şimdi şeyde de olmaz aslında. Yani 37 yaşındaki adamda da sorun ama onu, ne kadar onu işte, onu bak profesyonel ya. Şartlarda olursa sorun yok. Heh. Ben suçlamam çocukları. Yok. Adam yani binerse ben şeyi gördük ya beraber gördük. Sevgili Ali Özbahar. Arada çınlasın buradan. Oynadığı dönemdi. Hatta Karşıyaka'da mıydı? Karşıyaka'daydı. Yani çocuk böyle ev teli yapıyor. Evet, evet. Vanıyla birlikte güneşin Ağustos sıcağında kıpkırmızı yüzü çalışıyor. Şimdi o adam antrenmana gidecek. Gece dinlenmesi lazım. Yerim veremez o. Gündüz da... belli bir dinlenmesi gerekir. Şimdi bu şartlarda çok zorlanır ve anlatabiliyor muyum konuyu? Yani yoksa yaşı olduğunda tecrübesinden yararlanabileceğin iyi bakan kendine bir Uğur da mesela kaç yaşındadır Uğur? Uğur da 90 doğumlu, 89 doğumlu. Tamam. Mesela Uğur şimdi bu kategoriye sokmam yani. Çünkü Uğur tam profesyonel yaşıyor hayatını. Profesyonel futbolcu tarzında yaşıyor. Ha diğerleri yapmıyor demiyorum ha. Ama performanslara baktığımda bunu bu şekilde yorumlarım. Yani yüksek performans gösteren varsa tabii ki çıkar derim ki yüksek performans gösterir. Yani benim düşüncem yani özellikle yani Özge Özcay'a da suçlama gibi olmasın diye söylüyorum. Haziran'dan itibaren çalışan bir Miracle Değirmenlik var. Haziran'dan beri çalışan bir Miracle Değirmenlik. Haziran'dan eminsin? Eminim. Performansı bu olmamalıydı. Çünkü Haziran'dan çok eminim. Temmuz civarı bir şey. Çok eminim. Haziran'dan beri çalışan bir yani Haziran'ın birinde değil ama 20'sinde 25'inde falan. Eminim yani çalışan bir Miracle Değirmenliğin performansı bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Bu biraz gerek Adil'in de, gerek Adil'in kardeşinin de, işte Halil'in de, gerek Fırat'ın da, Hüseyin Sadıklar'ın da, ki Hüseyin Sadıklar bana göre sağ bekte çok iyi bir tecrübe. Yani niçin hazır değiller oynayamıyor, sakat değil. Ben konuştum Hüseyin Sadıklar'a, sakat değilim der yani. Ben geçen gün maçta gördüm. Bilmiyorum belki sonra yapar bunu. Yani hoca hadi giriyorsun Hüseyin dediğinde ayağında spor ayakkabı vardı. Futbol ayakkabısı değildi. Bir pozisyonda kulübeden çıkmıştı. Spor ayakkabı vardı ayağında. Yani
Çok da yani şimdi iddialı konuşmayayım. Gördüğüm kadarını söylüyorum. Ama ilk 11 yani, açıklandı. Belki yani değildir. Belki daha futbol ayakkabısıdır. Ama ben yani çok yanlış düşündüğümü zannetmiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Yok, ilk 11 açıklandığı için belki spor ayakkabısıyla yani kaldı. Şey, ama tamam da yani şimdi hoca dese hadi giriyor çabuk. Bilmem. Ayakkabı çıkaracağız, kemiklik takacağız. Var öyle. Belki yani kadro daha oynayamayacağını söylemiştir hoca. Bilmiyorum. Belki yardımcı olarak başlamıştır biraz. Hocalar. Bilmiyorum yani. Yorum yapamam. Ama fiziksel yön tek sorun değildir takımlarda. İkinci kısımda da onu söyleyeyim. Yani fiziksel açıdan takımın durumunu, seviyesinin ne olabileceğini aşağı yukarı söylüyoruz. Belki doğru, belki yanlış ama mental yön çok önemli. Yani takımın takımdaşlık, organizasyon, oyuncunun maça çıkarken ki ruh hali, takımıyla keyif alıyor mu? Biz bugün gençlik gücünü çıkalım da gösterelim günlerini noktasında mılar? Yoksa böyle yani, o havada değil midir? O da çok fark eder. Bazı yani ona bakarsan o zaman yani çok iyi çalışmış takımların daha iyi oynaması gerekir. O da yoktur. Çünkü mental yönü de önemlidir. Ve tabii ki teknik adamın sahada uygulattığı taktiksel oyun işlemiyorsa, tıkanıyorsa, kaosa, çorbaya dönüyorsa ne oyuncu keyif alır, top gelmez, öyle istediğini yapamaz, gerilir, istediği oyunu oynayamaz. Yani çok faktör vardır konuları. Ben bunu sadece değirmenlik özelliğinden ülkedeki futbolun geneline yayarak söylüyorum. Evet. Yanlış anlamasın değirmenlikteki futbolcu arkadaşlar. Kendilerinden alakalı değil konu. Tabii ki. Ama yani bazı faktörleri İşte bunu teknik heyet dediğimiz geniş o kadro belirleyecek. Bir kişi değil, teknik adam değildir. Ama teknik adam öncüdür, organize eder. İşte kondisyonerinden tutun bilmem nesine kadar. Yani çünkü çok koşan çok başarılı değil diye bir şey yoktur. Çok koşarsınız kardiyoya girer. Kardiyo antrenmanı değildir önemli olan. Kardiyo evet. Antrenmanı başka bir şeydir. Yani alda koştur kendini durmadan sahanın etrafında dönsün. O kardiyo antrenmanına girer. Burada önemli olan o değildir. Çok farklı etki eden antrenman teknikleri vardır. Onları da günü gelirse bir gün onları da anlatırım yani bir kısmına. Yani bir kısmına hakimim konunun. Ama dediğim gibi bizim gibi ülkelerde oyuncunun sahaya çıkarken ki kafasının içi çok önemlidir. Bazısı der ki 3 aydır para almayıp nedir olacak. O biri der, ya gene dövecekler bizi, işte çıkalım, oynayalım, idare edelim durumu. Diğeri der, ya o bana pas vermez, bu vermez, hemen usandım artık bu takımdan. Yani gülmem ama bunlar gerçeklerdir. Evet. Hepsi var bunların içinde. Doğrudur. Bir de şeye geldim, yani hemen Miracle Değirmenlik, A2 takımı. Şimdi Miracle Değirmenlik. Başka konumuz yoktur ama Miracle Değirmenlik'ten başka. Hayır ya. Bugün Miracle Değirmenlik maçı vardı anlaşılan. Miracle Değirmenlik yoksa Miracle Net diye var. Yok hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Gerçekten açtım onları. Tamam. Söyle. Açtım. Geldim. Çünkü yanlış üzerine yanlışlar yapılıyor. Çok önceden yani. Açtım dedin kapat. Şeyi açtım ben. Tamam girme. Miracle Net'i açtım ama Miracle Değirmenlik kulüp yanlış üzerine hep yanlışlarla gidiyor. Söyle bakalım. Hep yanlışlarla. Katil saha dedik mesela Sadık Cemil stadına. Katil saha dedik. Onlar demedi ya. Onlar dedi. Bir ayanakları var ya. Katil sahada bu sahada mı oynayacaksınız? Hayır başlık olarak. Hayır başlık. Onu... Katil saha açıklaması var Miracle Değirmenlik. Evet her neyse. Evet. Ebru Tarıhan'ın özellikle. Tamam devam et. Şimdi ve aldılardı şeye Gaziköy stadına maçlar gibi alındıydı. Sonra geçtiğimiz Mayıs ayında bir anlaşma yapıldı belediyeyle. Geçtiğimiz Mayıs ayında. Yeri bulunacak. Halı sökülecek. O halı oraya taşınacak. Bunların yapması Değirmenlik taşınacak. Ve Sadık Cemil Stadı da çim sahaya dönecek yeniden. Evet. Çivi çakılmadı. Bugünlerde başlanacak derler. Bilmiyorum. Ancak benim dikkat edeceğim bir şey. Sentetik madem ki Sadık Cemil Stadı mı daha kötüdür? Göçmenköy Sentetik Zemin mi daha kötüdür?
Güzel soru sordun ama yani göçmen peşin takip daha yeni yapıldı. Hı? Yeni yapıldı. Ne zaman yapıldı? Kaç defa kullanıldı? Hı? 3 sene, 5 sene oldu. Kaç sene oldu? Tamam kötüydü ama biliyorsun o yağmurdan kalktıydı, oturduydu. Tamam nasıl olur o işte? Yani bir yağmur yağdığında... Bir yağmur yağdığında... Tamam da yani... Girilemediydi içine. Tamam da nasıl olur bu iş ya? Bana açıkla yani bu ülkede yağmur yağmama üstüne mi biz... Hayır hatırlama şey, tesis yaparak... Hatırlama. Tamam da yani bunun yeni bir sahadır. Yani Miracle Değirmenlik, Sadık Cemil de oynayabilir aslında maçlarını. A2 takımından bahsediyorum. Köşmeköy, Sentetik Zemil de oynuyor maçlarını. Oradan da çıkıp maça gelirler çocuklar işte. Yani onun için yakındır dediler. Oradan gelirsiniz diye düşünürler yoksa sentetiğin kötü olup olmaması hiç önemli değil yani. Oranın kötüyse sentetiği, buradaki sentetik daha iyidir dediler benim gibi. Hı? Bu yenidir bu sentetik dediler. Göçmenköy oynamıyor mu burada başta? Yok oynamıyor. Kimse oynamaz şimdi orada. Yani Göçmenköy A2 takımı bilmem nerede oynar başta. Tam da bu para, dünyanın parası verildi. Yani bunun biri sormazlar mı? Yani devlet yetkilileri biz bu sahaya bu kadar para verdik. Niçin maç yapılmaz bu Göçmenköy, sahada? Göçmenköy A2 takımı. Yok mu bu işin bir sorumlusu? Göçmenköy stadında oynar onlar da maçlarını. Göçmenköy A2 da orada oynar. Ama hatırlar mısın? Saha kalktıydı havaya. Su birikintisi vardı. Diye. Çünkü şey söyledim. Nasıl diye anlatayım sana? Fello dediğimiz. Fello nedir biliyor musun? Balıkçıların işte suyun üzerinde tutsun kancasını diye. Gibelik cahil ettin. Estağfurullah. Yani tam Türkçe adını bilmediğim için. Tamam ya. Türkçesi de mi fellodur diye bilmiyorum. O malzemeden yapılmış. Bir malzeme olduğu için su, Göçmenköy Stadı'ndan su kaldı. Ve o felloların şişmesiyle birlikte halıyı yukarı kaldırmıştı. Söktüydü neredeyse halıyı yerinden. Evet. Yani bu tekrar düzeltildi, yapıldı, tamamdır. Yani Sadıkçı bilmem işte. Sadık Cemil'den yapılması gerekir mi? Yapılması gerekir. İlgili şirket diyeceksin ki sen bunu daha yeni yaptın. 3 ay sonra böyle oldu. Lütfen gir. A takım girmedi mesela içine. Bilirim. Yani görürüm hatta sonra bazen gelir o yabancı uyruklu arkadaşlar, öğrenciler maçlar yapıyor orada. Kiralıyor. Halı saha gibi de kiralar. Göçmenköy para da. Altyapı da çalışıyor orada. Minikler. Görürüm onları. Evet. Ama bir maç seviyesinde, A takım seviyesinde, A2 takım seviyesinde. Yani Sadık Cemil'in de var. Ailelerin daha çok ilgi çekeceği, daha çok ilgi bir tek oradan, bir tek oradan katılırım sana. Yani bölgede Kururken, bölgede bir sahada maç yapıldığında en azından de genç takımın aileleri gelip orada izlerler. Yani şimdi Değirmenlik seyircisi niye gelmiyor maçlara? Çünkü sen maçlarını bölgede oynamıyorsun, başka yerde oynuyorsun. Onun için gelmiyor yani. Bu sezonda oynamayacak gibi gözüküyor zaten. Ha bir maça gelsinler, kupa finali olur. Çıkar gelir ama her hafta deplasman, iç saha deplasman, dış saha deplasman yoktur. Yani o sıcaklığı hissedecek seyirci, kendi sahasının sıcaklığını. Tabii ki. Atatürk kendi tabii sahası değil ki. Evet. Yani onu da zamanımızda doldu zaten bu arada. Sevgili Şükrü, şöyle ben bugün bir eker kefir şeftali kayısılı şeyim kapatırken. İster miyim bir şey? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen evet. Hiç. Sonuç biraz gülecek bize ama bir şey değil. Biz, evet. Eker kefir efendim. Tüm marketlerde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Pazartesi de yok. Pazar akşamı saat 20.30'da burada olacağız. Hoşça kalın. Sevgilisi kalın efendim. Allah'a ısmarladık.